Evet arkadaşlar, karşınızda Renault Kangoo Multix orta paket bu araç. Bu arada arkadaşlar, yeni aldığım kamerayla çekim yapıyorum. Açısı çok geniş. Öncelikle görseline bakalım. Kangoo'nun en son güncel hali. Sizin için gece çalışıyorum. İşten çıktım, çekime geldim arkadaşlar. İzin aldım. İzin almadan çekim yapmıyorum tabii ki. Bu arada Renault Atılgan'a teşekkür ederiz İzin verdiği için. Şimdi böyle dıştan devam edelim. Şimdi arkadaşlar, bunu tabii ki de Doblo ile kıyaslayacağız. Şimdi Doblo'nun arkalar disk fren değil. Gördüğünüz gibi bunun disk fren. Doblo'da 16 jant var. Bunda 15 jant var. 195, 55, 16 var. Bunda 195, 65, 15 var. Jantları gayet şık. Buralar zaten plastik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, dediğim için çok kızıyorsunuz. Ne diyeyim bilmiyorum. Kızanlar var. Şöyle, bu araçta gündüz ledi falan yok. Normal halojen sislerimiz var. Gayet tatlı bir aile aracı görünümü var. Şöyle göstereyim. İçine girelim aracın. Şöyle ön kapıdan. Ticari olduğu için doğal olarak tabii ki de sert plastik mevcut. 4 cam otomatik Doblo da aynı şekilde. Doblo rakibi olduğu için Doblo ile kıyaslıyorum arkadaşlar. Ama şuraların dokusu gayet güzel. Tabii bizim için önemli olan buraların çizilmemesi. Ki bende 2.14 Clio vardı. Gayet başarılı yani, fena değildi. Kolay kolay çizilmiyor. Cep olarak bayağı gördüğünüz gibi kullanışı derin cepleri var. Dokusu falan gayet hoş. Şöyle Dacia gibi, Renault'da gördüğünüz gibi kapı eşiği maalesef yok. Sadece kapının lastiği var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, bunları gösteriyorsun diye tepki gösterenler var. Detayları merak eden arkadaşlar olabilir. O yüzden gösteriyorum. Şöyle koltuklara bakalım. Bir arkadaş da koltuğa oturmadan koltuk çok rahat falan diyorsun. Oturmadığımı nereden biliyorsun? Yanımda mıydın diye sorarım arkadaşımıza. Buna baktım, gayet koltukları hoş. Kaliteli sayılabilir. Orta derece diyelim. Koltukları. Halısı falan Dacia'ya göre bir tık daha güzel. Daha kaliteli. Şöyle far ayarı. Araçta hız sabitleme var. Sınırlama, sabitleme. İçine girelim. Şimdi bu aracın fiyatı 65 lira. Doblo'nun da 65 lira. 1.605'lik premium Doblo'nun fiyatı da 65 lira. Güncel fiyatı diyebiliyorum. Onda yalnız deri direksiyon var. Deri vites tapuzu var. Bunda maalesef yok. Ama direksiyon falan gayet hoş ve direksiyon şu an kucağımda. Çok rahatça bindim arabaya. Ve direksiyon kucağımda, çok rahat. Kullanım şekli mükemmel bence. Çok güzel tasarlamışlar. Şöyle gördüğünüz gibi hız artırma, azaltma. Arkadaşlar, torpidonun dokusu falan çok hoş gerçekten. Şöyle, bilmiyorum görünüyor mu yeni kameramızda. Şöyle burada bir bilgi ekranı var. Burada gayet geniş bir göz var. Gerçekten çok kullanışlı. Buraya dosyalar, evraklar, kalemler vesaire gerçekten kullanışlı bir torpidosu var aracın. Böyle baktığımızda manuel kliması var. CD çalarlı olması, bazı arkadaşlar CD çalar kullanıyorlar hala. Bence güzel bir şey. CD çalar çoğu arabada koymamışlar. Şöyle USB'si var, AUX'u var.
Bluetooth var bu arada araçta. Yeni doblolar da var diye biliyorum. Şu kollar şöyle minik, bence çok hoş olmuş. Şöyle göstereyim. Radyo değiştirme vesaire vesaire fonksiyonlar. Şöyle göstereyim. Çok hoş olmuş, küçük. Eco modu da var araçta bu arada. Gerçekten Renault'un 1.5 dizel motoru çok tutumlu. Bilmeyen yoktur herhalde. Burada bir bardaklık var. Eco tuşu hemen burada. Burada güç girişi var. El freni biraz tuhaf olmuş. Gerçekten. Kolça var arkadaşlar. Kolçak şöyle, ben şunu çok seviyorum. Konzu koy böyle vites, bence güzel, hoş olmuş yani. Ama şu biraz yumuşak olsa, çünkü konuzu acıtıyor maalesef ki. Şöyle kolçanın içi yani inanılmaz. Kolumu soktuğum zaman gördüğünüz gibi kolumun yarısı girdi. Çok derin, geniş kolçak var. Çok kullanışlı bence böyle bir araçta. Mükemmel olmuş. Güzel düşünülmüş. Evet. Şimdi yan tarafa geçelim. Ya da şöyle, aynen yan tarafa geçelim. Daha sonra tavanı gösterelim. Şöyle arkaya gösterelim. Arka arkadaşlar, iki oda bir salon resmen. Koltuklar falan kaliteli. Ama şunu belirteyim ki, belirtmeliyim ki, Doblo'nun koltukları bir tık daha rahattı bence. Arkadaşlar, arkadaşımız bana çok yardımcı oluyor. Dacia bölümüne geçiyormuş. Oradan da çekmek istediğin araç olursa yardımcı oluruz dedi. Sağ olsun. Burada bunlar çok kullanışlı. Nasıl açılıyor bunu da bilmiyorum ama sanırım böyle, aynen. Yani kullanışlı olmuş diyebilirim burası. Çok geniş. Araç şaft tüneli olmadığı için çok rahat. 3 kişi, hatta 4 kişi oturabilir burada. Ama Doblo'nun koltukları bir tık daha iyiydi. Onu belirtmeliyim yani. Doblo'nun hakkını yemememiz lazım burada. Orta bölüm ışıklandırması var. Tavan gördüğünüz gibi, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Büyük bir bölme var tavanda. Çok güzel. Şöyle kapatayım. Bagaja geçelim. Daha sonra da yan tarafa geçelim arkadaşlar. Şöyle tek kapı gördüğünüz gibi bagaj. Bagaj da gerçekten çok büyük. Şöyle bagaj, kocaman bir bagajı var. Güzel bir ışıklandırma sistemi koymuşlar. Buralar falan kaliteli olmuş. Şöyle gösterelim. Bayağı geniş. Artı arkadaşlar, bu araç hakkında bir bilgi daha vereyim. Şöyle göstereyim. Bu koltuklar komple yatıyor. Bu koltuklar komple yatıyor. Burası, özür dilerim, bu koltuklar komple yatıyor. Burası dümdüz oluyor. Bu özellik Doblo'da maalesef yok. Bu bilgiyi de verdikten sonra şöyle ön tarafa geçelim. Araçta 2 airbag var. Evet, 2 airbag var. Doblo'da 4 airbag var. Şöyle torpido da göstereyim sizlere. Şurada bir bölme var. Ufakça. Burada bir bölme. Bayağı yani komple kolumu soktum yani. Bayağı büyük, kullanışlı gözleri olmuş. Gerçekten bunlar böyle bir araçta bence çok önemli arkadaşlar. Bu şekilde. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Doblo başarılı olmuş ama yani Kangoo ile bazı konularda Doblo önde, bazı konularda Kangoo önde. Seçim tabii ki sizin. İyi veya kötü diyemem. Zevk meselesi, tercih meselesi. Son olarak şurayı şöyle sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi iki hava yastığı var. ABS, ESP, zaten bunlar standart. Fiyatı da göstereyim. Şöyle 65.000 TL. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.